Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Günay Yayınları 8. sınıf Bumbarak Soru Bankası sayfa 320'deki sorularla dersimize devam ediyoruz. E, gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirsiniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Yanda üstten görünüm verilen yolun A noktasında bulunan bir robotik araç D ve C noktalarını uğrayarak B noktasına gidecek şekilde kodlanmıştır. CD uzunluğu ile DE uzunluğu birbirine eşit olduğuna göre robotik aracın gideceği yolun toplam uzunluğu kaç metredir diye soruyor. Sevgili gençler önce uzun doğru parçasını alalım. Şöyle dik üçgenlere çevirelim gençler. Bakın şeklimizi dik üçgenlere çevirdik. Öncelikle gençler C, e, B dik üçgenine bakıyorum. C, E, B üçgenine göre gençler. Bakın burası 100, burası e, 260 gençler. Şöyle 5, 12, 13 üçgeni gibi düşünürsek. 100 gençler 5'in 20 katı. 13'ün 20 katı 260. O halde buradaki CE uzunluğu gençler 12 20 katı 240'tır. Burası CE uzunluğunun verdiği değer gençler. CE uzunluğu gençler. CD ile DE birbirine eşit olduğu için 240'ı 2'ye bölecek olursam evet, buralar 120'ler metre gençler. Bakın burası 120 metre. Aynı şekilde burası da 120 metre. ADE üçgenine bakalım. Şuradan ADE üçgeni diyorum. 90 var. 120 var gençler. ADE üçgeninde Buradan da 3, 4, 5 özel üçgeni düşünelim. 3, 4, 5 özel üçgenine göre gençler. 90, 3'ün 30 katı, 4'ün 30 katı. Bakın burada 30 kat var. Hadi 4'ün 30 katı. 20'dir. Gençler buradaki AD uzunluğu da 5'in 30 katıdır. Yani 150'dir AD uzunluğu. Peki şimdi aldığımız yollar gençler. A'dan başlayıp B'ye kadar geleceğiz. Şöyle okla gösterelim. 150, 120 ve 260'ı topluyoruz. Artı 120 artı 260'dan ve bunların toplamı gençler şöyle 0, 6, 8, 5 daha 13 elde var. 1, 2, 3, 4, 1 de de 5. 530 metre olur gençler. Toplam alınan yol diyoruz. Sorumuzun yanıtını. Bir sonraki soruyla devam edelim. 30 santimetre uzunluğunda ve zemine dik konumda olan sarkaç 1 numaralı konumdan 2 numaralı konuma geldiğinde zeminden yüksekliği 6 santimetre artıyor. Buna göre sarkaç birinci konumdan ikinci konuma gelirken zemine paralel kaç santimetre hareket etmiştir diyor. Arkadaşlar bakın burada şu sarkacımızın uzunluğu gençler eşit arkadaşlar. O halde hemen 30 değerlerini yazalım. Bakın burası 30 ise Aynı şekilde ikinci konumda da yine sarkacın uzunluğu 30 gençler. Deminden uzaklığı gençler yüksekliği 6 santimetre arttırıyor dediğim. Hadi bakın şuradan çizdiğimiz. Şöyle doğru parçasını çizelim. Evet gençler. Peki yüksekliğimiz 6 santimetre daha kısa gençler. Hadi şurası. 6 santimetre kısaysa arkadaşlar. Demek ki buradaki dikeydeki uzunluğumuz 30'dan 6'yı çıkarıyorum. 24 oldu. İşte bakın buradaki üçgenimize bakalım şimdi. Bir kenarı 24, hipotenüs 30. Diğer kenarı bilmiyorum yatayda hareket ettiği yere de x diyorum. Gençler buradan 3, 4, 5 özel üçgeni düşünecek olursam. 30 gençler 5'in 6 katı. 24 gençler 4'ün 6 katı. Bu halde 3'ün 6 katı. Bakın burada 6 çarpı olarak göstereyim. 3 kere 6'dan 18 olur. X'in değeri diyoruz gençler. Evet buradan 18, 24, 30 özel üçgeni oldu diyoruz gençler. Demek ki X'imizin değeri yataydaki kat ettiği yol gençler 18 santimetredir deriz. Evet bir balıkçı gemisinin radarına takılan bir balığın gemiye uzaklığı 750 metre olarak ölçülmüştür. Ee, balığın su yüzeyindeki en yakın su yüzeyindeki en yakın noktaya olan uzaklığı 600 metre olduğuna göre İndeki bu noktanın gemiye olan uzaklığını soruyor. Arkadaşlar bakın şuradan şöyle bir özel üçgen düşüneceğiz. Şurası gençler 750 metre. Balığın su yüzeyine uzaklığı gençler 600 metrem. Bu noktanın gemiye uzaklığını istiyor gençler bizden burayı istiyor. Evet burayı düşüneceğiz. Gençler yine özel üçgen olarak 3 4 5 üçgeni düşünüyorum. Hipotenüs gençler burada gördüğünüz gibi 750 o halde bu 5'in katı olmak zorunda. Eğer 3, 4, 5 üçgeni varsa diyoruz. 5'in gerçi 150 katı 750'dir. 4'ün 150 katı 600'dür. 3'ün e de 150 katı 450 olur gençler. Bakın buradaki uzunluğumuz 450 metre olur. E sorumuzun yanıtı. Evet, sorumuzun yanıtını 450 metre olarak vermiş oluyoruz. 60. sorumuzda şekilde bir oyun parkında bulunan tatil bazı ölçüleri verilmiştir. Buna göre tatil iki uç noktası arasındaki uzaklık kaç metredir diyor. Gerçekten önceki 1,5 metreyi santimetreye çevirirsem 150 santimetredir. Yine özel üçgen olarak gerçek 3, 4, 5 olarak görüyorum. E burada gerçek 150, 200, Gençler bakın 100. 3'ün 50 katı. 200 e, gençler 4'ün 50 katı. hadi 5'in 50 katı da 250 santimetre olur. Tateri valinin uzunluğu gençler. Burası 250 santimetre. Bizden bunu metre olarak istedi gençler. O halde 250 santimetreyi metreye çevirecek olursam 2,5 metre olur. Sorumuzun yanıtı diyoruz. Devam edelim gençler. Bir sonraki etkinliğimize bakalım. Etkenler uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığını Pisagor bağıntısını kullanarak karar verebiliriz. Pisagor bağıntısında eşitlik sağlanırsa üçgenin dik üçgen olduğunu söyleriz gençler. Arkadaşlar bakın bu tarz sorularda bizden istediği arkadaşlar üçgenler dik üçgen olup olmadığını belirleyiniz diyor. Verilen kenarların gençler mutlaka karelerini alalım. 4'ün karesini alacağım. 16. 8'in karesini arıyorum 64 bir de 8 kök 3'ün karesini arıyorum i̇şte 8 kök 3'ün karesi karesi de şu kare gençler 192 Buradan sonra yapacağımız işlem gençler 2 tane küçüğün toplamı eşit mi diye kontrol edeceğiz 16 ile 64'ü toplayacağım 192'ye eşit mi diye kontrol edeceğim gençler 16 64 daha 80 yapar. 80 192 eşit değildir. Demek ki bu dik üçgen değildir gençler. Evet, dik kenarların kareleri toplamı hipotenüse yani büyük olan kenara eşit olacaktı. Dik üçgen değildir diyelim. İki kısa kenarın karelerin toplamı evet büyük olan hipotenüsün karesine eşittir diyeceğiz gençler. Diğerine geldiğim zaman gençler burada yine 2 5 ve kök 29'un karesini alacağım. 2'nin karesi 4, 5'in karesi 25. Kök 29'un karesi de 29. İşte bakın iki tane küçüğün toplamı 4 artı 25. Evet, 29'a eşit oldu gençler. 29 eşittir. 29 eşitliğini sağladığımız için evet bu şeklimiz bir dik üçgendir diyoruz. Devam edelim bir sonraki sorumuza bakalım. Evet 6, 7 ve 9'u gördüm gençler. Hemen 9'un karesini aldım. 81. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 2 i̇şte küçüğün toplamı büyüğe eşit olacak demiştik. Eğer dik üçgen olsaydı. O halde 36 ile 49'u toplayacağım. İşte bu ikisinin toplamı 85 yapar. 85 gençler 81'e eşit değildir. Demek ki bu özel bir üçgen, e, dik üçgen değildir diyelim. Üçgen değildir. Diğer üçgenimize baktığımız zaman 9'un karesini alacağım. Kare ile kare kök gider. 9 kalır. Kök 2'nin karesi. Sevgili gençler 8 yapar. Bir de 5'in karesini alalım. 25. 2 i̇şte tane küçüğün toplamı 9 artı 8. 17 yaptı. 17 gençler büyük olanın karesine eşit değil gençler. Bakın iki tane küçüğün toplama, karelerin toplama eşit olsaydı dik üçgen olacaktı. Bu şeklimizde dik üçgen değildir. Evet devam edelim gençler. Bir sonraki sorumuza bakalım. Aşağıda kenar uzunlukları ve üçgenlerin dik üçgen olup olmadığını belirleriniz demiş gençler. Yine veren kenarların karelerini alacağım. 9'un karesi 81 ve 15'in karesi evet, 225. 20'nin karesi de 400 gençtir. İki tane küçüğün toplamı gençler. Bakın 81 ile 225'i topluyorum. Ve 400'e eşit mi kontrol edeceğiz? 5 81 daha 6 yapar gençler. 306 400'e eşit değildir. Evet o halde bu da dik üçgen değildir. B'deki sorumuza gençler. 1'in karesini aldım 1. 7'nin karesi 49. 5 kök 2'nin karesi 50 yaptı gençler. Bakın 2 küçüğün toplamı gençler. 1 artı 49. Gördüğünüz gibi 50 eşit gençler. Evet, 50 eşittir 50 eşitliğini yakaladığımız için bu şeklimiz bir üçgendir diyoruz. Evet sevgili arkadaşlar devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet arkadaşlar. Koordinat sistemi üzerinde verildiyse gençler yine mutlaka dik üçgen çizerek en yakın arasındaki en kısa mesafeyi elde edebiliriz diye. Buradaki bilgi notlarını okuyabiliriz. Evet önceki kareli zeminde verilen doğru parçaların uzunluklarını istiyor gençler. E burada ne yapıyorum hemen şöyle bir dik üçgen şekline çeviriyoruz şekillerimizi. Kareli zeminden faydalanarak e, kenar uzunluklarını sayalım. Burası 2 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O halde e, doğru parçasına x dersem x'in karesi 2'nin karesi ile 6'nın karesinin toplamına eşittir. x kare 4 artı 36'dan x kare gençler 40 yapar. ve buradan da x'in değeri kök 40 demektir. Kök 40'ı da 2 kök 10 olarak yazarız. Diğer tarafta gençler, buraya da y dediğimiz düşünelim. 3 birim 1, 2, 4, 5 birim. Madde y'nin karesi. 3'ün karesi ile 5'in karelerin toplamına eşittir. Y e kare. 9 artı 25'ten. Karesi gençler 34'e eşittir. Y e de buradan. Kök 34 demektir gençler. Evet devam edelim ve bir sonraki sorumuza bakalım. Sistemde gençler iki nokta arasındaki en kısa mesafe istiyor. Öncelik A'da A -1 eksi 1 virgül 2 eksi 1 virgül 2. Adi A'nın yeri burası. E eksi 4 virgül eksi 1 eksi 2 eksi 3 eksi 4, eksi 2 gençler burası. İkisini kesiştiği yerde bu noktamız B noktası. Evet, buraya hemen şöyle dik üçgeni çevirecek olursak, buradan uzunluklarımız çizdik ve dik üçgen olarak yazıyoruz. O yataydaki uzunluk gençler eksi 1 de bakın burası. Eksi 1 ile eksi 3 arası eksi 4 arasında 3 birimdir burası. E burası gençler 2 idi. ve eksi 2 arası da 4 birimdi yüksekliğimiz. O halde ben buraya isteyecek olursam AB uzunluğu 3, 4, 5 günü olduğunu görüyorsunuz gençler. 3'ün yani karesi artı 4'ün karesidir. x kare 9 artı 16'dan x kare 25 ise x'in değeri 5 olur diyoruz. x gençler 5 birimdir deriz. Evet, B'de gençler A 3,1'de. Şurası 3. Şurası 1 gençler A'nın diğeri burası. e eksi 1 virgül. Burası eksi 1. Burası eksi 1. B'nin e konumu da burada. Sevgili gençler A ile arasındaki mesafeyi çizip dik üçgeni çevirelim. Hadi yataydaki uzunluğumuz gençler 3 ile i̇şte eksi 1 arasında 4 birimlik mesafemiz var birimlik mesafe var. AB uzunluğa X dersem gençler, yani işte X'in karesi 2'nin karesi ile 4'ün karesinin toplamına eşittir. X kare 4 artı 16'dan X kare gençler 20 ise X'in değeri kök 20'dir. Kök 20'yi de 2 kök 5 birim olarak buluruz sevgili arkadaşlar. Sorumuzda bu şekilde 2 kök 5 birim olarak yazmış olalım. Evet sevgili arkadaşlar bu soruyla da dersim burada bitiriyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.